Merhabalar. Kolay gelsin Meryem Hanım. Ay, merhaba Nurhancığım. Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Vallahi çok şükür. İyi. Hem de çok iyi. Ben sana olan şu borcumu vereyim dedim. Ya ne borcu Nurhan ya? Daha sonra verirdin. Yok yok. Bunu vereyim size. Ayrıca... Vereyim hadi. Bu da faizi. Aha. Şükrü. Şükrü falan iyi misin? Şükrü. Kandı ya. Yok Şükrü. Şükrü efendim. Tamam. Ya Nurhan sağ olasın. Ben kabul edemem bu parayı. Al. Yok yok Meryem Hanım. İtiraz istemiyorum. Bu para sizde kalsın lütfen. Görüşmek üzere. Şükrü. Hay Allah'ım. İyi misin? Bir daha vurayım mı? Yok. Damla para gördün, nefesin tutuldu be. Şu, ne yapıyorsun? Vallahi Zarp Bey, balyayı Meryem'e indirdin. Güzel, çok güzel Şükrü. Benim neresi güzel Allah aşkına, neresi güzel? Bana indirmedi ki, Meryem'e indirdi. Meryem hayatta bana koklatmaz ya. Ya ondan bahsetmiyorum Şükrü. Paraya hayatında ilk defa bu kadar yaklaştı. Demek ki onun da zaafı varmış paraya karşı. Para öyledir Şükrü. Yavaş yavaş kanına girer. Sonra o paranın esiri olursun. Yok, ben Nurhan Bey'in paraya esir olacağını hiç zannetmiyorum Bu ne Şükrü? Efendim süper spor bir araba. Depesinde de 2014 model Nurhan. Şükrü, Nurhan kendini iyice kaptırmış. Bak benim arkamda sağlam durursan iki güne kalmaz bitiririz biz bu... Şükrü. İki dakikada sattı beni ya. Hayatım, Allah aşkına yapma böyle. Dün gece daha annemlere bir saat dil döktüm ya. Sonuç Sarp, sonuç. Sonuçta ne oldu? İşte gelecekler, yakında buradalar. Ay benim aşkım, Allah'ım sen ne kadar güzel bir şeysin. Anneciğim gel bakalım kuzum sen. Sen ne tatlı bir şeysin böyle. Aşkım mısın sen benim ha? Ay 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 tamam tamam ay aşkım. Baba geldi. Ay hoş geldin. Hoş geldin babişkomuz. Hoş bulduk saf altınım. Aman da benim oğlum nasılmış? Çok iyiyiz babişkosu. Bugün beni hiç üzmedi. Şahaneyiz. Bak öyle şu babişko geldi. Oy ver oğlumu bana. Ver aslanımı. Ver ver ver. Bakalım. Aman aman aman. Ay şakacı oğlan. Aman aman aman. Oğluşum nasıl ağırlaşmış. Annesi çok iyi mi besliyor? Ne yapıyor? Beslemez miyim onu ben? Hem de nasıl besliyorum? O da beni hiç üzmüyor aşkım. Ne olsa böyle hom 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 yiyor. Ya şunun tatlılığına bak. Şunun yakışıklılığına bak ya. Aynı babası. Ya şöyle kucağıma aldı mı var ya. İşteki bütün yorgunluğum gidiyor. Alıyor hepsini biliyor musun canım? Aslan parçası aslan aslan. Oy 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 en sevdiğim torunum uyanmış. Verin bana da seveyim onu biraz. Ya babacığım daha yeni aldım kucağıma. Ya sen babasın. Gece yatarken de alır koynuna uyutursun onu. Ne olacak? Zaten annesinden hiç fırsat kalmıyor. Yani bir kocağına alnımı yapışıyor maazallah. Ne yapayım anneşkocuğum ya? Bir saniye bile ayrılamıyorum oğluşkomda. Bu var ya bu torunların best topu ya. Ha bunun yakışıklığına bak ya. Bak bak bak. Aynı ben. Olur mu baba? Aynı ben. Ha, yok. Sana da benziye tarafı var ama serçe parmağı. Anneşkocuğum.
Bak Sarpiş komla evleneceğimize hiç inanmıyordun, oldu. Ay vallahi geç oldu ama temiz oldu yavrum. Yakışıklı oğlum, yakışıklı. Rüya. Rüya. Efendim anne. Ne o evladım, dağılmış gitmişsin öyle böyle canına sakın gibi, bir şey mi üzüldün? Yok öyle işte, biricik Nurhan bebeğe falan bakarken işte öyle hayallere dalmışım. Ya hakikaten kötü görünüyorsun, bir sıkıntı mı var Rüyam? Evet var Nurhan, canımı sıkan bir şey var. Ya... Ya... Ben böyle güzel bir aileye sadece rüyalarımda kavuşabileceğim. Ya sadece hayallerimde gerçek olabiliyor bu. Ayrıca artık böyle bir şeyin olmasına umudum bile kalmadı yani. Olur mu evladım? Senin de böyle bir ailen olacak. Senin de bebişin olacak. Akışına bırak çocuğum. Ya nasıl akışına bıraksın Serpil? Kız haklı. Baksana sen bir türlü ailesini getirtemedi yurt dışından. Canım benim. Nasıl ya? Demek Badire teyze ile Fatma teyze küsmüş ha. Ya vallahi küsmüşler. Baya baya konuşmuyorlar ya. Ya ben de diyorum ki yani bu evde bir şey eksik. Hakikaten ya. Yani Fatma teyze bu evin bir mobilyası gibiydi. Evden çıkmazdı ki. Neyse sen biliyor musun hayatım niçin küsmüşler? Ya hayatım eften püften bir sebep yüzünden küsmüşlerdir işte. Ya Badire teyzenin canı da buna sıkkın demek ki. Ya, annemle Fatma teyze barışana kadar annemin suratını biz çekeceğiz yine. Ama çok normal Burhan yani, en yakın arkadaşı. Ya Filiz haklı hayatım. Hatta onlar arkadaştan da öteler. Annem de öyle bir arkadaşı vardı. Ahiretlik derdi onun için. Ya işte biz ne yapıp ne edip bunları barıştırmamız lazım arkadaşlar. İyi de nasıl? Nasıl? Ya benim şöyle bir fikrim var. Bak şimdi. Hayatım. Bak sıkma canını bu kadar. Ne olur ya. Bu kadar sabrettin. Biraz daha sabret. Az kaldı. Kuracaksın sen de aileni. Sezon sonu sabırlarımı bile tükettim yani. Artık sabredecek gücüm kalmadı. Hayır ya. Şunu düşünüyorum yani. Ben o gelinliği hırkayla mı giyeceğim? Hırka ne alakası Serpil, anlamadım. İşte hırkayı yaşlı işi görüyor da ondan yani. Hani yaşlanınca ben hırkamı giyeceğim diye. Kulağımda böyle işitme cihazı Sarp'ın evet deyişini mi duyacağım yani? Romatizmalarımla o düğün dansını böyle böyle nasıl yapacağım ben? Ya hayatım biraz abartmıyor musun ya? O kadar beklemeyeceksin ki. Ne kadar bekleyeceğim Biricik? Sen söyle. Ne kadar bekleyeceğim? Şey yani tabii bilemiyorum. Ya, hakikaten ya. Yani hakikaten yeter ama yani. Yani Sarp görmüyor mu ya rüyamın çektiklerini? Bakın müsaadenizle ben artık bu işe bir el koyuyorum. Ne yapacaksın ki hayatım? Ne yapacağım hayatım, gideceğim bir kenara çekeceğim Sarp'ı, konuşacağım ya. Ya ne yapayım dedi, bir an önce ailesini getirsin evlensinler artık ya. Oho ben neler yaptım. Sarpişkom'un burnundan fitil fitil getirdim. Ama maalesef annişkolarını getiremiyor bu. Yani Rüyam ne ettiyse etti ama bir türlü ailesini Sarp'ı getirtemedi buraya işte. Ben bir konuşayım baba ona, ben bir konuşayım. Bir de ben bir deneyeyim. Ay Nurhan çok iyi niyetli ya. Olur mu olur. Nurhan eğer böyle bir şey yaparsan ve gerçekleşirse... ...dile benden ne dilersen. Konuşacağım. Ya Burhan bu plan çok saçma ya. Ya evet Burhan. Barbekü yapacağız deyince annem Fatma teyzeyle niye barışsın ki? Hiç. Yani barbeküyü seven Fatma teyze. Ay, annen sevse anlayacağım ama. Ya arkadaşlar siz bana güvenin ya. Bir şans verin. Burhan çocuğum. Bak geliyor. Şimdi bak ben barbekü deyince annem ne hale gelecek bakın. Burhan çocuklar size bir börek yapayım diyorum. Böyle sıcak sıcak yiyin ha. Yok anne yok. Sen gel şöyle bir otur bir. Gel şöyle. Gel şöyle bir otursan. Tamam. Badire teyzeciğim şu zamana kadar hep siz bize bir şeyler yaptınız. Evet Filiz haklı. Şimdi biz size bir şeyler hazırlamak istiyoruz. Evet. Bizdensiniz. Parmağınızı bile kıpırdatmayacaksınız.
İyi, peki de ne yapacaksınız? Şey diyoruz biz anne, şöyle güzel bir barbekü yapalım sana biz. Barbekü ha? Barbekü yapalım dedik ama. Barbekü. Hayrola Nurhan, ne dinliyorsun burada? Sarp'ı bekliyorum Şükrü Efendi. Biliyorsun değil mi? Burası benim dükkan. En değerli müşterim de Zart Bey'dir. Şükrü Efendi sen ne diyorsun ya? Ne bileyim, hani bahşiş olayına falan mı giriyorsun? Ne yapayım anlamadım ki. Ya saçmalama Şükrü Efendi, ben Sarp'tan niye bahşiş isteyeyim ya? Kemal Bey'in imparatorluğun üstünde oturuyorsun ama... ...ne bileyim böyle bir ek iş falan durumları olabilir ha? Bankadan 3 kuruş alıyorsun, yetmiyor herhalde. Ya Allah aşkına güldürme beni Şükrü Efendi ya. Sarp'la önemli bir şey konuşacağım, onun için bekliyorum. Ne ki bu önemli şey? Elimde zarpa satacak bir haber de yok. Şunu öğrensen fena olmaz. Neymiş bu önemli mesele Nura? Bir şey yok ya. Sarp gelince duyarsın, dinlersin sen de. Dünyanın okul nasıl gidiyor? Sana ne? Ne demek bu anne? Birbirimize bir şey söylemiyoruz demek. Şükrü Efendi, bununla ne alakası var Allah aşkına ya? Ya küçücük çocuğu alet ettiğin şeye bak ya, koskocaman adamsın Şükrü Efendi. Badire teyze, barbekü fikrine ne diyorsun? Bizim canımız et çekti de. Madem istiyorsunuz, yapalım bari. Bir dakika yalnız. Alo, Fatma Hanım. Çocuklarla karar verdik, barbekü yapacağız. Müsaitseniz siz de bekleriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Küslüğümüz devam ediyor, ona göre. İyi günler. O zaman salatayı ben yapayım ha. Evet, kolay gelsin anneciğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi planın ilk bölümü işlemeye başladı. Ya Badire teyze, niye öyle oldu ki? Filizciğim, konu barbekü olunca annemin boğazından Fatma teyze olmadan geçmez. Ya canım benim ya. Şimdi bakın biz ne yapıyoruz? Hakan sen gidiyorsun, et alıyorsun. Filiz sen de şu köşedeki markette şey var. Mangal kömürü var. Gidip onu alıyorsun. Ben de mangal hazırlayayım. Hadi bakalım. Burhan ben ne yapacağım? Sen mi ne yapacaksın? Sen... Bak buldum. Sen bana daha çok aşık olmaya, daha çok sevmeye gayret edeceksin. Ya of Burhan, ben de bir şey soracaksın zannettim ya. Ha, gel sen de bana yardım et hadi. Tamam Mehmet. O zaman içeriden şeyleri alalım. Mangal temizleyin. Tamam, mangal temizleyin. Hadi. Nasıl başlarız? Hadi gel. Demek ne konuşacağını bana söylemeyeceksin öyle mi? Ya yok Şükrü Efendi, söyleyeceğim ama Sarp'a söyleyeceğim. Neyse, ben Sarp'la işimi bitireyim. Ondan sonra sen ne konuşacaksan konuşursun. Allah Allah! İşini bir an önce hallet. Benim acil olarak Sarp'la konuşmam lazım. La Nurhan, ben çalışırken çevremde yabancı insan istemem, tamam mı? Sen şöyle yeşilliği dolaş biraz. Ondan sonra biz geliriz, ne söyleyeceksen söylersin. Saçmalama Şükrü Efendi. Ne yapacaksan yap bir an önce. Ondan sonra da Sarp bana lazım, tamam mı? Bana lazım. Geliyor, geliyor. Hoş geldin Bahçeden Efendisi. Hoş bulduk Şükrü de. Niye fısıldayarak konuşuyorsun? Efendim size çok güzel, çok özel bir haberim var da Nurhan duysun istemiyorum. Ya hadi, hadi Şükrü Efendi, hadi. Hadi ya. Hı-hı. İyi de ben şimdi niye fısıldıyorum? Efendim şu bahşiş olayını hemen geçelim isterseniz. Şu haberi size vermek istiyorum bir an önce. Ha, tamam, tamam. Yalnız biraz gizli verin de, şimdi canı çeker falan, fakir biliyorsun. Al Şükrü.
Söyle bakalım neymiş bu haber? Efendim, Nurhan çok önemli bir konuda sizinle konuşmak, görüşmek istiyormuş. Hadi ya. Ne konuda konuşacakmış benimle? Vallahi bilmiyorum işte. Söylediği zaman ben de öğreneceğim inşallah. Yani sen Nurhan'ın hangi konuda konuşacağını bilmiyor musun? Gerçekten bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ne diyorsun sen Şükrü? Ne abuk sabuk konuşuyorsun ya? Benim gördüğüm şey için benden para mı tırtıklıyorsun? Ama efendim sizden çok küçük bir meblağ aldım. Yani haberin detayını, haberin kendisini bilsem 3 katı fazla para alırdım lütfen. Doğru. Ya Şükrü Efendi, ya bitmedi mi daha işiniz? Hadi. Ne oldu Nurhan? Benimle mi konuşmak istiyorsun? Evet Sarp. De böyle burada değil de bahçede uygun bir yerde konuşursak daha iyi olur. Tamam, hadi ben de çok merak ediyorum. Hadi gelin gelin, gelin gel 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 gel. Beni çarptırdınız ya, sizi çok minnettarım. Çok teşekkür ederim yavrum, sağ olun var olun. Biz çarptırmadık ki Fatma teyzeciğim. Badire teyze kendi çağırdı. Yok canım yok. Fatma Hanım barbeküden başka hiçbir şey düşünmez. Öyle arkadaşmış, kankaymış, anlamaz. Varsa yoksa barbekü. Yok canım anne, şimdi haksızlık etme Fatma teyze. İstese elini bile sürmez. Tabii sürmem. Çatandan yerim ama. Gençler, hani bizim şu bakkal Selim var ya, baksanıza karısından boşanıyorlarmış. Yok ya, ne olmuş? Burhan, sor bakayım gerçek mi o dediği şey? Şu anda cep telefonundan daha ucuz bir iletişim aracı keşfedildi yani. Vallahi evet yani, bayağı üzerimizden konuşuyorlar şu an. Fatma teyze, ya gerçekten boşanıyorlar mıymış, ne olmuş? Yani birileri çok merak ediyor da. Allah Allah, ben yalan mı söylüyorum? Tabii ki boşanıyorlar. Hatta avukat bile tutmuşlar. Ah vah vah. Peki Fatmacığım, çocukları ne olacak bunların? Ne bileyim zavallı çocuklar ne olacaklar? Senin cinsliğin yüzünden gidip de bir halledemedik. Gidip konuşsak olurdu aslında ama cinslik ettin işte. Yani Fatmacığım sen de az cinslik yapmadın yani. Yemekten sonra gidelim ha. Bir yardımımız olur. Vallahi gidelim kankacığım kız. Gidelim oradan gidelim, şimdi düzeltelim. Bir sevap olsun. Gidelim gidelim. Yalnız dur. Barbekü bitsin. Etler pişsin şöyle cazır cazır cazır. Onu güzel giyelim hapırım, ondan sonra gidelim. Tamam kankacığım? Tamam. Hadi pişin pişin. Hadi hadi. Hadi bakayım. Hadi, hadi bakalım. Hakan at. Tamam Enat. Hay Allah. Silahımız bak yerine geldi. Tamamını at. At. Ne var Nurhan? Ne konuşacaksın Zarp'la? Bir dakika Şükrü. Nurhan ne konuşacaksın benimle? Sarp. Seninle Rüyam hakkında konuşacağım. Rüyam Hanım'la mı? Ne olmuş ki Rüyam Hanım'a? Şükrü bir saniye. Rüyam mı? Ne olmuş ki Rüyam'a? Bak Sarp, kız evlenmek için senin aileni beklemekten perişan oldu. Bak aramızda kalsın, kız iyice artık umudunu yitirmeye başladı, haberin olsun. Ya konuşacağım mevzu bu muydu Allah aşkına ya? Şükrü, bir saniye izin verir misin? Hı? Konuşacağın mevzu bu muydu? Bak Sarp, ne yapıp edip aileni yurt dışından dönmeye ikna etmelisin bir an önce. Sanki Zarp Bey hiç uğraşmıyor. Şükrü, bir müsaade eder misin ben konuşayım? Ya sanki ben hiç uğraşmıyorum yani Nurhan. Daha fazlasını yapman lazım abicim. Mutlaka getirmen lazım onları. Buna verecek bir cevabın yok mu? Yok, ben bunu pas geçiyorum. Sen devam et. Ya Nurhan, uğraşmıyor muyum zannediyorsun? Daha dün akşam telefonda bir saat dil döktüm gelin diye. Ne diyorsun abicim, bir umut var mı? Vallahi pek umut yok. Yani babam Miami'de yaşayan bir arkadaşının villasına davet ettirmiş kendisini. Vallahi babam bu fırsatı kaçırmaz Nurhan. Kesinlikle oraya gider. Annem de Miami'deki bir estetik uzmanından randevu almış. Estetik ameliyatı olacakmış. Tamam. Ameliyatı olup gelsinler işte. Ya ameliyat için 7 ay sonrasına randevu vermişler. Annem o ameliyatı olmadan dönmez. Bak Sarp, kulağını açıp iyice dinle beni. Rüyamın dayanacak gücü kalmadı artık abicim ya. Tamam, şu işler bitsin. Yine onlarla konuşacağım, zorlayacağım dönmeleri için ama bu en az 1 yıl sürer. Bir dakika ya. Bir dakika. Onlar gelemiyorsa siz evlenin o zaman. Ne diyorsun Nurhan?
Bunu evde attıklar, red ederler ya. Tamam, konuş yani. Ne diyorsun sen Nurhan? Beni evlat... Şükrü'nün dediği gibi işte. Ya bir dakika, son kez soruyorum. Şimdi sen bu işi halledemeyeceğini mi söylüyorsun sen? Hayır, yani kısa vadede halledemeyeceğimi söylüyorum. Artık Sema ya. Ne karışıyor senin işine bu? Ya bırak şimdi onu ya Şükrü. Ya belli ki rüyamı teselli etmem lazım. Onu neşelendirecek bir şey yapmam lazım. Yoksa durum çok daha kötü olacak. Canım sıkıldı şu ağlarını yaptıklarına ya. Sorunumuz o değil Şükrü. Hesap sorar gibi geçiyor karşımıza ya Murat. Doğru söylüyorsun ya. Sana ne oluyor? Beni dolduruşa getirme Şükrü. Yok ya, ne alası. Hadi oğlum aç ağzını. Ham yap oğlum. Ham yap. Maşallah. Maşallah oğlum. Aferin. Hayatım. Hı. Yani en az bir sene daha dönmez diyorsun ha. Yani Sarp'ın söylediğine göre öyle görünüyor valla. E ya Allah Allah. Onlar da annesi babası olmadan evleniversinler canım Allah Allah. Onu da söyledim. Ne dedi biliyor musun? Beni evlatlıktan reddederler diyor. Yani durumda değişen bir şey yok diyorsun. Öyle. Ama hayatım sen de rüyamı o kadar iddialı konuştun ki ben Sarp'ı ikna ederim diye. Yine de konuşurum. Evet konuştum. Konuşmaya da devam edeceğim. Bak gör. Başına ekşiyeceğim o Sarp'ın. Yani rüyam bile pes etmiş durumda yani. Boşuna uğraşma derim. Al bakalım. Oğlum anne neler diyor ya? Sana soruyorum. Bak erkek erkeğe konuşuyoruz. Babam bu meseleyi halleder mi halledemez mi oğlum? Ha? Hadi çok konuşmayın. Aç ağzını. Bak yüzünü çevirdi sana. Diyor ki babam bunu halleder diyor. Hadi uçak geliyor. Hadi geliyor, bakalım. Geliyor. Uçak geliyor oğlum. Uçak geliyor oğlum ya. Ha? Aferin benim başıma. Başım. Başım. Başım, başım. Ana. Dişlerim kaşınıyor la. Hayatım, Allah aşkına yapma böyle. Dün gece daha annemlere bir saat dil döktüm ya. Sonuç Sarp, sonuç. Sonuçta ne oldu? İşte gelecekler, yakında buradalar. En kısa zamanda geleceklermiş yavrucuğum. Ne zaman gelirlermiş Serpil? Bir yıl babacığım, bir yılcık. Kısacık, mini minnacık bir zaman içinde buradalar. Allah Allah. Kimin için kısa bir süre? Kimin için mini minnacık? Kaplumbağalar için mi? Ya aşkım ya. Ya bu kızın espri anlayışı öldürecek beni yani. Hani anneciğim, kaplumbağalar çok uzun yaşıyorlar ya. O anlamda diyor yani rüyam bir yıl kısa bir zaman diyor. Anladık Sarp'cığım, anladık. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum Sarp. Ne kadar bir süre? Çok değil, bir yıl kadar kısa bir süre. Evet, bir yıl gibi kısa bir süre sakın gözüme görünme. Yapma hayatım. Ben bir yıl sensizliğe nasıl dayanırım? Gel ayağım alışsın, şunu bir hafta yapalım. Artık onu sen düşüneceksin. Ya da kaplumbağalara sor, ha? Ne dersin? Baba! Bir yıl diyor. Bir yıl nasıl geçer ya? Ama biraz önce mini minnacık, kısacık bir zaman diyordun Sarp'cığım. Sarp, ha bu kızı çok mutsuz etmeye başladın. Bak tepemin taşı atay ha. Bak Nurhancığımdan örnek al. Sevdiği kıza kavuşabilmek için ne engeller açtı yavrum? Şimdi de kızımı mutlu mesut yaşatayım. Allah aşkına söz konusu olan şey bebeğimiz Nurhan. Ya halledeceğim diyorum anlamıyor musun? Hep halledeceğim, halledeceğim diyorsun. Hiçbir şey hallettiğin yok senin. Uzatma halledeceğim diyorsam halledeceğim. Kötü bir şey yok Nurhan ya. Sadece birazcık yardım mı isteyeceksin o kadar? Ya Biricik sana kaç defa söyledim bana bir daha böyle bir şey söyleme diye. Ne oluyor uşaklar? Hayırdır? Ne yardımı? Açıkçası babacığım Nurhan biraz sıkışık ve yardım almayı reddediyor. Bana bakar mısın? Sen ne yapıyorsun ya? Bu bizim özel sorunumuz. Ne yapıyorsun? Nurhancığım yeterli miktarda bebek bezi alamıyorsun. Mahmut Kemal'in bakımında zorlanıyorum. Nurhancığım biz bir aileyiz yavrucuğum. Yani bizden yardım almadan daha doğal ne olabilir? Ya söyleriz Şükrü'ye bir kamyon uşak bezi alır. Ayrıca başka ne lazımsa onları da alır. Hayır. Hayır baba. Ben kendim aileme bakabilirim. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Kendi sorunlarına ilgilenmiyorsun. Bir de benim sorunlarımla ilgileniyorsun.
da bir antika uşak ya. Meryem. Hay Şükrü, öf be, ödüm patladı. Kırbaçlayayım ya, ben kokusunu aldım. Yuh Şükrü be, bahçeden mi aldın kokusunu la bunun? Kızım, benim kuru fasulye kokusu menzilim bir kilometre. Baksana, hemen şöyle hazırsa şöyle birkaç tabak aparatif alayım diyeyim. Pişmedi Şükrü, pişmedi. Yetmiyor. Yetmiyor işte, olmuyor. Olmuyor yani. Hayır, ayda 5 defa arabayı tamire götürürsen, masraf yaparsan yetmez tabii ki. Ne yetecek? Ne oluyor kız? Ne yapayım? Ya bu aralar biraz eli darda yani. Sıkışmış paraya, o yüzden üzgün. Bu aralar? Kızım Nurhan'ın darlık sayısı 1975. Doğduğundan beri yani. Şükür be. Ya Nurhan be. Acaba bankadan kredi falan mı çeksen? Artık çekmem çok zor ya. Çok çektim. Of, artık bu yol bana kapalı ya. Hayır, bir de Biricik de tutturmuş babamdan iste diyor ya. Nasıl yapayım böyle bir şeyi? Kerizlik ettin, istemedin değil mi? Ya şu parmağını yala artık ya. Yuh Şükrü, o ne biçim laf ya? Niye yalasın parmağını falan? Kızım, bal tutan parmağını yalar derler. Sen de yala diyeyim, yala. Ya Şükrü Efendi, beni tanımıyormuş gibi yapma Allah aşkına ya. Ben yapamam öyle şeyler. Ben seni yerinde olacağım ki şirket şimdiden ele geçirmişti. Sen kaç kuruş maaş alıyorsun ki? Ha? Yetmez oğlum, yetmez. Ben senin de olacağım var ya parmağı. Şakır şıkır yalan. Şakır şıkır yalandım. Yetmiyor. Yetmiyor işte. Yani bankadan aldığı maaş bize yetmiyor. O kadar söylüyorum. Gel bankadan istifa et. Gel bizim şirkette çalış diye. Ama yok, kabul etmiyor. Anne, ne güzel olur aslında. Ya. Olmaz. Olmaz derken? Yani Nurhan için iyi olmaz. Nurhan naif bir insan. Bizim işler çok acımasızdır. Yani Nurhan yapamaz. Hayır yani niye yapamasın? Nurhan istedikten sonra her işi yapar. Tabii ya. Herif hesaptan kitaptan anlayın. Koca koca şirketleri denetiyor. Sonra finans piyasasına hakim. Daha ne olsun? Benim için yani kılçıksız hamsi. Ha, onu diyorsunuz babacığım. Tabii yani getir götür işleriydi, muhasebeydi. O tip şeyler yapabilir. Vallahi bir şey diyeyim mi sana? Nurhan bugün hedersin, ben onu direkt sağ kolum yaparım. Şükrü! Bırak onu, daha demlenecek, pişmedi daha. Ya kızım, önden biraz fragman alsam diyeyim ya. Yok Şükrü, yok. Pişmedi. Ya... Nurhan be, tamam anlıyorum. Kemal Bey'den para alamıyorsun. Gururuna yediremiyorsun. Ama bari ben sana biraz borç vereyim ha? Ne dersin? Ya Meryem Hanım, yok ben yapamam öyle şey. Yapamaz o çocuk, yapamaz ya. Yalamaz o çocuk ya. Sus! Ya Nurhan, tamam bak. Hepimiz aynı kumaştanız değil mi? Borç diyorum ben. Hem paran olduğunda verirsin. Bak şimdi içeridekiler bıdır bıdır arkandan konuşuyorlar. Hem biraz onların çenesini susturursun değil mi ya? Zaman kazanırsın yani. Tamam peki. Ama ben küçük bir miktar, kısa bir süreliğine, tamam mı? Heh, tamam. Şükrü, çıkar bakalım paraları. Hadi. Para yok ki. Yani son günlerde nakit akışında öyle bir sıkıntı var ki, öyle bir daralma var ki hiç 5 kuruş para yok. Ne diyor Şükrü? Bak ben sinirlendirme. Ayaklarından böyle ters çeviririm, sallarım seni, dökülür bütün paralar. Hadi çekil paraları hadi. Yok diyorum vallahi, kızım olsa canım kurban veririm ya. Ha yok mu? İyi tamam o zaman. Bunu sen istedin Şükrü. Ne yapayım Meryem ya? Vallahi çıkar paraları, yoksa kuru fasulye çöpü boylana. Delirdin mi Meryem ya? Ne yapayım Allah aşkına ya? Vallahi çıkar Şükrü paraları. Döküyorum. Kız kuru fasulyeye kıyılır mı kız? Ha, pilav, soğan, yetim bırakılır mı hiç? Sen bilirsin Şükrü. Döküyorum, döküyorum, döküyorum. Tamam, bir tane şey. Cebinde var. Bitti param bitti. Güzel. Şimdi biz Çorap Bank'a da bir ziyaret edek. He?
Çorapta param olur ya. Öyle bir şey olur, gidiyorum. Ya, tamam, tamam dur kız. Şuraya bir tane koyduydum. Aa bitti, para bitti bende, bitti. Şimdi diğer şubeyi ziyaret edelim. Yok kız, nerede var Allah aşkına ya? Şükrü gidiyor, ahan da çöpü koyuyor, hadi, hadi. Oh, tamam. Aa, bunu da verdim, bende para, mara vallahi yok. Şükrü Efendi, sana inanamıyorum ya. Ya sen ne enteresan adammışsın, paraları nerelere koymuşsun ya? Oo da bilmediğimiz nerelerinde paralar saklıyor var ya bu adam. Aha gidiyor. Ya nerede gidiyor. Olacak bak? Yok gidiyor. Kızım, vallahi. Şükrü vallahi çöpe gidiyor. Çıkar çıkar çıkar. Yok diyorum kız. Yani bir yandan ailesine de yardım etmek istiyor ama yok işte maaş yetmiyor. Ay Boncuğum sen bir konuşsan Nurhancığımla bankadan istifa etse falan. Hayır. Ne diyorsun sen, niye hayırı? Hayır derken babacığım her işte bir hayır vardır anlamında söylüyorum. Bence bırakalım, istediği gibi davransın, zorlamayalım çocuğu. Yani zaten zorlasan da kabul etmez. Yani Nurhan kendi istemedikten sonra yok, asla kabul etmez. Doğru söylüyorsun Boncuğum. Nurhancığım ilkeli bir adam tabii. Yani mutlaka kendi karar vermesi lazım. Kendi yağıyla kavrulmak istiyor. Yani bu eve her şeyi alınıyor ama yine de mutfak masrafına iştirak etmek istiyor çocuk. Ya Şepil. Sadaka vermeyecek mi biz oğlana? Emeğinin karşılığı neyse onu verecek zaten. Babacığım işte dediğim gibi yani kendi istemedikten sonra yok kabul etmez. En iyisi. Yani en iyisi annemin dediği gibi akışına bırakmak. Şükrü döküyor. Yok diyorum kız. Ya. Nasıl kalmadı ki? Tişörtünden çıkart cebinden. Burada bir tane kalmış biliyor musun? Bir tane de değmiş. Dört taneymiş. Ya hay Allah. Bize şimdi ayakkabım. Çoraptan çıkardın ya insan aptal olması lazım. Hem çorap hem ayakkabıya para konur mu? Döküyorum gidiyor gidiyor tamam, gidiyor, gidiyor gidiyor gidiyor. Tamam tamam tamam. Bak bir tane var şurada gördüydüm bak. Kemerin. Kız o nereden biliyor? Şükrücüğüm, ben sen kirli çamaşırlarını yıkıyorum. Kirli çamaşırlarını da biliyorum doğal olarak. Ha bir de aklında olsun. Kemer çıkartılmadan pantolon yıkamıyor biliyor musun? Çıkart. Düşüyor bak. Tamam tamam çıkartayım. Çıkart. Yok başka yok yani. Yok artık. Daha kim bilir ne kadar param vardır ama bu kadarı yeter herhalde. Bize profesyonel geri dönüyor. Bir bak. Anam erik yandı kız. Ha, geçmiş olsun, geçer canım. Nurhan. Meryem Hanım lütfen. Ya ben almayacağım bu parayı. Almıyor ya, zorluyor. Almıyor diyorum sana. Şükrü bir dakika dur. Hadi Nurhan Bey, ne olursun bak borç olarak veriyoruz. Hem bize geri ödeyeceksin nasılsa değil mi? Tamam. Borç alayım değil mi? Evet. Vereceksin değil mi? Şükrü, tabii canım. Allah Allah, Nurhan Bey bize geri verir mi? Çok teşekkür ederim. Borç. Yok. Borç olarak aldım. Borç olarak aldım ha! Sut! Uzatma Allah Allah ya. Sarpcığım biz bu akşam yemeğe çıkmayacak mıydık? Siz çıkın hayatım ben size daha sonra katılırım. Ne diyorsun zaten beraber çıkacaktık. Kime katılıyorsun? Aa biz yemeğe çıkacaktık değil mi? Evet, bana yol tarif ettiğin gün bir ton dil döküp randevu koparmıştın. Ama hayatım sen de beni bayağı bir uğraştırmıştın ya. Evet, bir sürü laf ettin ama bir tek sahile giden yol tarif etmedin. Hazır seni. Hayatım senin canını sıkan bir şey mi var? Sorma Sevgi ya. Nişanlım bana küstü. Yüzümü görmek istemiyor. Ne dedin sen? Dedi Tarık. Tarık kim? Tarık benim arkadaşım ya. Nişanlısı küsmüş ona, yüzünü görmek istemiyormuş.
Benim de aklım onda kaldı. Nasıl yardım edebilirim diye düşünüyorum. Hay Allah. Bir an senin nişanın var sandım. Yemin ederim çantaya kafanı yemek üzereydin. Olur mu hayatım? Otur şöyle. Otur şöyle. Ya inanamıyorum sana ya. Ya ben nişanlıyken başka bir kadınla ilgilenecek kadar karaktersiz bir adam mıyım ya? Ne olmuş Tarık'a? Tarık kim? Ha Tarık. İşte nişanlısı ona küsmüş, yüzünü görmek istemiyormuş. O da çok üzgün. Sarp'cığım istersen biz bu yemeği iptal edelim. Senin kafan Tarık'a fena halde takılmış durumda. Olur mu hayatım? Gidelim gidelim. Yemeğe gidelim. De, ben sana bir şey soracağım ya. Şimdi bu Tarık'ın sevgilisi sen olsaydın. Barışmak için ne yapması gerekirdi Tarık'ın? Yani nasıl affederdin onu? Tarık'ın suçu neydi? Vallahi işte uzun zamandır nişanlılar. Ve kızın da sabrı kalmadı artık. Tek çözümü var. Vallahi mı? Neymiş o ya? Bir an önce evlenmeleri. Ama kısa bir süreliğine affettirebilir kendini. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Mesela kız uyanınca başucunda bir gül bulsa. Gül mü? Anlat, ayrıntılarını anlat. Yataktan iniyor ve yerde güller. Yerde güller var diyorsun yani. Ne güzel güller. Sen mi koydun masaya boncuğum? Yok anneciğim, ben de sen koydun sandım. Biricik, Nurhan nereye dur? O erkenden kalktı sanırım, arabasını tamir ediyor babacığım. Ay niye tamir ediyor canım? Tamirciye götürse ya. Hangi parayla anne? Ya bu uşak niye kendine bu kadar eziyet ediyor anlamayırım ki ya. Kaç defa dedim sana yeni bir araba alalım dedim ya. Ay çok onurlu çocuktur biliyorsun Nurhancığım, yapar mı öyle şey? Günaydın. Günaydın. Geç canım. Ay. Aa, anne bunlar ne zaman barıştılar? Kesin küs olduğunu unutmuştur. Rüyam. Hı? Sen bir sene suratını görmek istemiyorum demedin mi Sarp'a? Unuttun değil mi küs olduğunu, unuttun. Mümkün mü böyle bir şey? Hayır, benim bir şey unuttuğum nerede görülmüş? Tabii ki unutmadım. Sarpışkan bu sabah öyle romantik bir şey yaptı ki ben de hemencik affettim. Allah Allah, ne yaptı ki? Şöyle ki ben böyle uyuyorum sabah, ondan sonra tak mesaj geldi. Mesaj sesine bir uyandım. Nasıl yani? O mesaj cuk cuk ediyor sadece, ona mı uyandın? İşte o hemen algılıyor zaten onu. Bazen o sinyalleri telefondan önce algıladığını düşünüyorum ben. Neyse bir bırakın anlatsın. Ha ne diyordum? Ha işte dedim ki böyle uyuyorum nasıl derim. Ondan sonra mesaj bir geldi. Pıt dedim uyandım. Yani yine bir reklam mesajı var ya, sabah sabah ağzıma geleni söyleyeceğim yani. Bu pırlanta yüzük seni bekliyor. Kuyumcu mesajı falan mı acaba? Yoo. Bayağı da sarpış konudan gelmiş. Allah Allah. Aa. Bir not var. Günaydın Saf Altın. Tek bir gülle affettim ya. Gül daha varmış. Bir tane daha not da varmış. Bir gülle olur mu hiç? Süzme balım. Dünyanın bütün gül bahçelerini sersem ayağına yine de az gelir. Şapşik. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Vallahi sinirim geçiyor ha. Şuna bak. Bir, iki. Ay bir tane daha var.
gülleri takip et, fıstık ezmem. Ay çok heyecanlı, şapşal ya. Ay. Tadım var. Dışarıda seni bekliyorum ama pencereden gel. Ay çılgın ya. Ya bak ya. Allah'ım. Allah'ım. Yiyeceğim bu çocuğu. Şaka yaptım bir tanesi. Kapıdan gel, kapıdan. Herhalde anladık yani. Hoppa. Oy yerim ben seni ya. Şuna bak. Ay. Heyecan, heyecan, heyecan. Pijamayla mı geliyorsun kayısı reçelim? Hadi yüzünü yıka giyin, öyle gel. Herhalde hayatım makyajımı yapayım, öyle geleyim. Hazırlansın bu güzel kız. Hazırlansın bu güzel kız. Pardon Sarpiş. Ha gayret eri koşafım az kaldı. Ay, bir not daha. Affet beni saf altınım, seni görmemeye dayanamam ben. Çekiyor bak. Ay burada pırlanta da var. Asıl pırlanta sensin şeftali nektarım. Ya. Ya sen nesin? Sen şeytan mısın? Sevimli şeytan. İşte bu 10 numara 5 yıldız yüzüğü ve bu çiçekleri almış. Vallahi aslında çok zor oldu sabah sabah o gülleri o odaya yerleştirmek falan. Meryem Hanım da bayağı uğraştı yani ama her söylediğimi tıkır tıkır yaptı yani. Ay gerçekten çok romantikmiş. Nereden geldi aklıma? Sevgi söyledi. Ha? Aha. Sevgi. Rüyamı olan sevgi. Yani bir insan başka bir insana böyle bir sevgi duyuyorsa muhakkak kulağına güzel şeyler fısıldıyor. Halacığım bak şimdi. Bir çek. Ne kadar romantik değil mi? Ya ya öyle. Ay, ay ben böyle overdose romantik birine ne kadar küs kalabilirdim ki zaten değil mi? Bir dakika bir dakika. Ne? Nasıl yani? Ben şimdi senin gibi romantik bir adamla evlenmek için bir sene bekleyecek miyim? Ama ya. Aa, hayır hayır. Yani odunun teki olsan tamam bir sene bekleyeyim de. Senin gibi ince ve romantik bir adamla evlenmek için ben bir hafta bile bekleyemem yani Sarpişko. Ya konuşma. Çok konuşma Sarp. Artık ben böyle yüzükleri sadece evlenirken takmak istiyorum, anlıyor musun? Benim kafamı da karıştırma. Böyle romantik hareketler yaparak benim kafamı artık karıştırma. Al yüzüğünü de. Kes sesini. Şöyle. Sus! Ya bir tane... Kes! Bir tanesi. Vallahi gitti. Tabii gider Sarp. Ha o pırlanta yüzükten Rüyam istese kendisi alabilir. Bahçede de envai çeşit gül var. Kızın sadece bir şeyi yok. Biricik gibi kendi kurduğu ailesi yok. Aile çok önemli şey Sarp'cığım. Yeter ya. Dört tekerleğin, motorun, direksiyonun, her şeyin var ama araba olamamışsın, araba. Niye çalışmıyorsun hurdayığını? Konuşsana.
Konuşamıyorsun değil mi? Cevabın yok çünkü. Nurhan Bey, benim bildiğim televizyon vurarak çalıştırılır. Gerçi buna da vurmak lazım. Ama tekmeyle tokattan değil. Buna balyozu vuracaksın, sonra doğru hurdacıya gideceksin. Ya sabahtan beri uğraşıyorum ama çalışmıyorum namussuz. Aynı senin gibi bu da çalışmayı sevmiyor. Villada hangi işin aksadığını gördün ha? Bence önce zihni çalıştıracaksın. Sonra çalışacak bir beden bulacaksın, onu çalıştıracaksın. Abiciğim bana felsefe yapma Allah aşkına Şükrü Efendi. Senin felsefenle uğraşacak vaktim yok benim. Tabii canım, sen geçim derdinle uğraş. Benimle niye uğraşayım ki? Şükrü Efendi bak burama kadar geldim. Beni sinirlendirme. Canıma tak etti arkadaş. Yeter ya. Yeter. Lan bravo sen abi. Allah bravo. Seni sevmeye başladım. Nasıl becerdin, nasıl sinirlendirdin onu ya? Bana da öğret. Çıldırtmak istiyorum abi. Aslanım benim. Şükrü abi, Cinyör'ü servise götürüyorum ben. Oğlum nerede kaldın ya? Servisi kaçıracaksınız Mehmet ya. Şükrü abi, bahçeyi suladım. Sementanın yemlerini verdim. Çöpleri attım anca. Hep bahane, hep bahane. Baba, ben bisiklet istiyorum. Lan sınıfı geç alırız, tamam. Hep bahane, hep bahane. Geçen sene de öyle demiştim baba. Evet Şükrü abi. Geçen sene çocuğun karnesi pek iyiydi ama bisiklet falan almadın çocuğa. Oğlum ben sınıf derken yani fakir sınıfından zengin sınıfa geçmeni söylüyorum oğlum ya. Oho, ölme eşeğim ölme. Ya Mehmet bir sus, oğlumla konuşuyorum şurada ya. Girme araya. Oho, ölme eşeğim ölme. Zengin olunca ben kendimi alırım baba. Tamam, meseleyi çözdük. Tamam, gidebilirsin kız. Hadi Mehmet. Mehmet hadi. Mehmet abi, nasıl zengin sınıfına geçebilirim? Okuldaki sınıfına geçmek de aynı şey Cinyur. Derslerinde iyi çalışırsan iyi bir işin olur. O zaman da zengin sınıfına geçebilirsin. Antenli yeriklerim, antenli. Ne gerek var hayatım? Boşuna bir sürü masraf yapacağız. Ya ne gerek var olur mu Erdem? Ya sonuçta ben de sevdiklerimi, arkadaşlarımı çağırmak istiyorum. İyi de hayatım, sonra onlar para sıkıntısı çektiğimizde mutsuzluğumuzun şahidi olacaklar ama. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Nurhan. Hah! Nurhancığım, sana bir şey soracağım. Hah. Şimdi büyük bir nişan töreni düzenleyip boşuna masraf yapmaya gerek var mı sence abicim? Vallahi bu sizin karar vereceğiniz bir şey arkadaşlar. Ama biz karar veremiyoruz Nurhan. Çünkü Erdem aile arasında küçük bir şey istiyor. Ama ben arkadaşlarımı da çağırmak istiyorum. Vallahi arkadaşlar, önemli olan evlilik yolunda adımlar atmanız. Ha böyle, ha şöyle, fark etmez. Bu ne böyle ya? Hay Allah ya, bilmecem düştü. Aydan Bey, şunu şey yapar mısınız bir? Bakın şurada. Müdür Bey, ne oluyor, bu toplar ne böyle? Eyvah, bir tane daha düştü. Aydoğan Bey, bir tane daha. Bilmece bunlar, bilmece. Onu da oradan bir alır mısınız? Müdürüm, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Burası banka, ciddi bir müessese ya. Öyle toplar, moplar ne yapıyorsunuz? Oyun alanına çevirdiniz resmen burayı. Bir saniye Nurhan'cığım, anlatacağım. Aydoğan'cığım, o topları bana bir getirir misin? Müdürüm, anlamıyorsunuz. Bakın gerçekten. Buyurun Müdür Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Nurhan'cığım, bu bir bilmece dediğim gibi. 8 tane top var. Bu 8 toptan bir tanesi öbürlerine göre daha ağır. 2 tane tartma hakkım var. Keferi terazide hangi topun ağır olduğunu 2 tartımda bulabilir misin? Bulamam. Ama hemen karar veriyorsun. Biraz düşünsen bence bulursun. Şöyle yapalım, sen biraz düşün. 2 tartımda hangisinin ağır olduğunu bul. İstiyorsan keferi terazi de verebilirim sana. O zaman şu topları ben sana şey yapayım. Vereyim şöyle. Allah Allah. Sen istersen güzelce düşün. Ben inanıyorum sen bulursun. Hadi kolay gelsin. Aydan'cığım oralara bir yere düşmüştür. Çalışın arkadaşlar. Çalışın, ne bakıyorsunuz? Hadi bakalım. Ya Aydoğan abi, bırak şu topları aramayı ya. Bırak. Sabah hediyesi abi, sabah hediyesi. Kemal'i, senin bugün işin yok mu şirkette? Ya aksine çok fazla işim var da Serpil, hiç gidasım yok. Normal babacığım ya, yıllardır durmadan çalışıyorsun.
Ya kızım vallahi bıktım ya. Yani birisi sırtımdan abi yükü alsa da ben de dinlensem. Ha bu torunumu rahat rahat doya doya sevsem. Ay Kemal'im, yani şirketin başına birini getirsen de sen birazcık rahat etsen, dinlensen diyorum. Ya ailede biri olmadıktan sonra kimi geçireceğim Serpil ya? Koca şirketi kime emanet edelim? E tabii o da doğru. Bak bak abi Kemal, şşş. La bir an önce büyü ha. Bizim damatlardan bana fayda yok. Sen bir an önce büyü, geç şirketin başına, benim sırtımdan yükü al. Oldu mu dedesi? O zaman biraz uyusun da büyüsün dedesi ha? E seviydim daha ya. Ama hayatım şimdi uyku zamanı, uyuması lazım o yüzden. Hadi annesi hadi sen bakalım. Onu götür de uyusun yavrucak. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Gel geç bakalım, bakalım anne. Hadi. Uykuya gidiyorum. Evet. Hadi bay bay. İyi git. O büyüyecek de ben rahat edeceğim. Geniş bir plan bu. Hı? Tövbe bismillah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Buyurun efendim makbuzunuz. Ya hiç sormayın efendim. Hakikaten çok saçma bir açıklaması var ama şu anda açıklayamam. İyi günler. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Müşteri de resmen paramı doğru yere mi yatırdım acaba der gibi bakıyordu ya. Müşteriye de rezil oluyoruz. Kadın haklı. Abicim yarım saattir düşünüyorum. İki tartımda ağır olan bulunmuyor. En az üç tartım gerekiyor. Abicim senin yapacak başka işin yok mu? Tamam kızma abicim. Tamam kızma. Hay boş vaktin varsa nişan masraflarını nasıl karşılayacağını düşün abicim hadi. Abi o konuya girmeseydik. Erdem. Hadi. Gel de çalış. Peki. Sen kazandın Lütfü Bey, peki. Kafa yoracağım, peki. Sekiz topları ikiye böldük. Diyelim ki ağır olan top sağ elimdeki grupta. Evet. Ağır bastı. Bunlar elendi. Bunları da ikiye böldük. İkinci kez tartıyoruz. Bu sefer de ağır olan top sol elimde diyelim. Bunlar da elendi. Bu iki toptan biri. Acaba hangisi daha ağır? Bunu da tespit edebilmek için üçüncü kez tartmamız lazım. İki kere tartmak yetmiyor. Nasıl olacak bu? Çözdüm bunu. Ay. Müdür Bey. Of be müdürüm yapmayın Allah aşkınıza ya. Bilmece sormanızdan sonra böyle bir aniden ortaya çıkışlarınız beni gerçekten çok sinirlendiriyor ya. Hatta daha da çok sinirlendiriyor. Haber verin lütfen. Anlaşılan çözememiz. Çöz Nurhan. Çöz. Çalışın siz de. Çalışın arkadaşlar. Çalışın. Çok özür... Çok özür dilerim. Diğerlerinden. Nereye gitti ikisi? Çok özür dilerim. Of, 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 of Serpil of. O kadar çok işim var ki nasıl gideceğim ben şirkete ya? Ah canım. Sen gerçekten çok yorulmuşsun Kemal'im. Yazık. Kemal'im. Hmm. Diyorum ki, acaba şirketin başına ben mi geçsem? Sen mi? Ne yapacaksın Serpil? Şöyle yapacağım. Şimdi mesela bir iki tane böyle koyu renk siyah falan gibi V yakalı falan böyle tünik. Altında sigaret pantolonlar, bir asimetrik etek olabilir. Sonra bir düpiyes, böyle bir iki tayyör falan o tür şeyler. E tabii uygun ayakkabılar. Yaparım yani. Şirketin başına geçince bunları mı yapacaksın? Her gün değiştirmek için iş kıyafetleri lazım tabii. Şefi şirkette ne edeceksin? Orada akışına bırakırım Kemal'im. Yani bugüne kadar sen ne yapıyorsan onları yapmaya çalışırım işte. Bana bak, sana kalsa iki günde batırırsın şirketi haberin olsun.
Arkadaşlar çalışamıyorum ya. Hayır, insan çözemeyince kurtulamıyor ki. Kafası takılıyor ya. Ya bence Aydoğan abiye sor. Belki onda bir terazi vardır. Terazi? Aydoğan abinin çekmecesinde. Yok artık Tuğba, ne diyorsun sen ya? Yani belli olmaz Nurhan. Aydoğan abi, terazi var mı abi, terazi? Yok artık. Çekmeceye bakıyor adam. Abi bir dakika, Aydoğan abi sende terazi mi var? El kantarı var Nurhancığım, olur mu? Yuh, yuh. El kantarı sende ne arıyor Aydoğan abi? Yok, olmaz. Kefeli kantar lazım. Aslında Nurhan, niye yani? Bunu da kullanabilirsin. Kantarla da tartabilirsin ayrı ayrı. Tuğbacığım, olmaz çünkü... Ne yapıyoruz biz ya? Ha biz ne yapıyoruz ya? Bir deli kuyuya bir taş attı, bütün banka personeli çıkarmaya çalışıyor. Bilmeceyle, milmeceyle uğraşmak yok. Bitti, tamam. Bitti. Ben de gidiyorum, götürüyorum bu topları Müdür Bey'e. Nurhancığım, abinin düştü onlar. Ya dışarıda düşsün. Sabahtan beri top topluyoruz sağdan soldan. Allah Allah. Ya bizim derdimiz ne? Bunlar neyin peşinde ya? Ya Allah aşkına aç şu kapıyı ya. Bir saattir dil döküyorum burada, ne olur ya. Hep biliyorsun, ikimiz de birbirimize aşığız. Zaten bir yıl dediğin nedir ki? Göz açıp kapayana kadar geçer hayatım ya. Ne olur aç şu kapıyı. Eğer konuşmam işe yaramıyorsa... ben de duygularımı başka türlü dile getiririm. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım, kumru gibi koklaşalım. Civcivim güzelim, dudu dilim, çok seviyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Civcivim güzelim, çok... Sarpişkom, sen ne yapıyorsun hayatım burada? Ya ben işte Rüyam dışarı çıksın diye Sen ne arıyorsun burada ya? Sen içeride değil miydin? Bahçeye kadar çıkmıştım hayatım. Ben bir saattir boşuna mı dil döküyorum burada? Ya sen beni her seferinde şaşırtıyorsun ya. Ya senin ne kadar güzel bir sesin varmış, hiç bilmiyordum. Bir daha söylesene. Eğer söylersem affeder misin beni? Vallahi bilmiyorum, düşüneceğiz. Sen söyle de be. Tamam. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım, kumru gibi koklaşalım. Civcivim güzelim, dudu dilim, çok seviyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Civcivim güzelim, dudu dilim, çok seviyorum. Aman Allah, çok seviyorum. İnanmıyorum, harikasın ya. Hayatım bütün gün bu şarkıya çalıştım, biliyor musun? Sen sanatçısın resmen. Ay oğlum, sensin o. Hayır, sensin. Yedinin kumkuması. Ay sana benzer o. Ay sana da benzer. Arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun abicim? Ah, ne oluyor ya? İşi mi bıraktı yoksa? Olacağı buydu hayatım. Müdür bey bilmecelerle o kadar sıktı ki adamı. Adam dayanamadı artık. Yazık ya. Ay, demek bir saat içeride sen varsın diye boş odaya konuşmuş ha? Aynen öyle anişkocuğum. Hatta türkü falan söylüyordu ben bulduğumda. Yani affettin uşağı. Yani evet babişkocuğum. Affettim çünkü affetmemek mümkün değil. O kadar tatlı ki. Oğlum canım, en çok tatlı sensin. Ay sensin. Ayrıca anişkosuyla babişkosunun gelmesi için de çok çaba sarf etti. Onun bir suçu yok yani. Meryemciğim,
Ya Nurhan senden borç almış duyduğuma göre. Aa. Sen ne diyorsun Sarp ya? Aa, evet gerçekten yok artık. Vallahi ben de Şükrü'den duydum yani. Hayır şimdi Meryem'in de eti ne budu ne ya? Niye ondan para istiyor ki anlamadım. Benden istese ben verirdim. Meryem? Evet. Nurhan senden borç para mı istedi? Kemal Bey yani aslında borç para istemedi. Ben onu böyle hesaplarınla böyle kafası karışık görmüşken yardım etmek için şey edeyim dedim. Ay niye böyle bir şey yaptı ki Nurhancığım? Yani Meryem abla Nurhan senden borç para aldı değil mi? Yok Biricik, o almadı. Yani ben zorla verdim borç parayı. Ha? Merhabalar, hayırdır? Siz yine benim mali durumumu mu tartışıyorsunuz? Nurhan Bey, vallahi ben bir şey söylemedim. Hepsini Şükrü söylemiş. Hayatım sen neden erken geldin? Erken geldim çünkü bankadan istifa ettim Biricik. Aa! Canım ya. Ya şimdi sen bankadan istifa ettin diye canın çok sıkkın ama takma ne olur. Yok çok özür dilerim ya ben dalmışım. Ya hayır ya şimdi doğruya doğru şimdi bankadan kazandığım para yetmiyor. Bir de her gün müdürün bilmeceleriyle uğraşıyordum. Hani ondan kurtuldum ya. Ya her gün adam bilmeceyle uğraştırıyordu beni yani. Peki Nurhancığım ne yapmayı düşünüyorsun? Yeni bir iş bulurum Sarp. Yani gazetedeki iş ilanlarından bakarım, bulurum yeni bir iş. Tabii. Yahu ne gerek var iş ilanına Nurhan? Burada koskoca şirket duruyor ya. Ne diyorsun baba? Ha yok. Yok baba ben kabul edemem böyle bir teklifi. Allah Allah. Hala gazete ilanı diyorsun ya. Papişkom gazeteye ilan mı versin Nurhoş? Ha? Bu mudur yani? Nurhancığım bak biz sana iyilik yapmayacağız. Sen bize yapacaksın yavrum. Kemal'im çok yoruldu artık. Ya evet hayatım ya. Babam o kadar bunaldı ki bugün işe bile gitmedi. Ya Nurhan gel inat etme. Hadi. Bak üstelik yan gelip yatmayacaksın evladım. Emeğinle para kazanacaksın. Ha işte ağır yani. Ya bak hayatım bunda kötü bir şey yok. Ya düşün ki o şirket babamın değil. Ya sana böyle bir teklif gelse kabul etmeyecek miydin? Yani tabii ki yani kabul ederdim. Ula bana bak. Yoksa beni mi beğenmiyorsun? Estağfurullah babacığım yok öyle bir şey ben sadece... Bak hadi gel evet de yavrucuğum ne olur hadi biz de rahat edelim bak gezip tozalım artık Kemal'imle. Tamam kabul ediyorum. Hadi buyur. Bir dakika şimdi bir dakika kabul ediyorum da babacığım ben... Yani hangi kademede görev alacağım? Şeyde çalışırsın ya. Böyle muhasebecinin yanında yardımcı olarak başlarsın işte. Ha. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Yönetimin bir alt katında başlarsın çalışmaya. Yani benim bir altımda. Yok artık. Abi böyle başarıların arttıkça da çalıştıkça da en üst seviyeye kadar çıkarsın. Tap yaparsın yani. Yok artık. Ay ne oluyor aşkım böyle Nurhan gibi yok artık yok artık. Öyle mi yapıyorum? Yok artık. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Böyle bir şey nasıl olabilir Şükrü? Nurhan şirketin başına geçti. Benim şirketimin başına. Allah Zarp. Sen de ortalığı çok boş bıraktın ama ha.
Ya babamın parasını istemeyen adam bankadan nasıl istifa eder? Gerçekten aklım almıyor yani. Efendim ben de merak ettim. Banka müdürünü bizzat aradım. İstifa etti mi etmedi mi dedim. Adam istifa etti dedi. Hatta bu arada bana dakikada iki saniyede bir olan şey ne dedi. Bir de bilmece kakaladı bana bu arada. O neymiş Şükrü ya? O ne ya? Cinyer söyledi. Dakikada iki A var, saniyede bir A var ya. Bilmecenin cevabı oymuş ya. Ya ne saçmalıyorsun Şükrü? Bilmecenin sırası mı ya? Nurhan aldı başını gidiyor. Bir şey yapmamız lazım. Nurhan'ı indirmemiz lazım. Ya Zarp, ben şöyle düşüneyim. Olaya şöyle bakayım. Şimdi bu tutacak, işleri eline yüzüne bulaştıracak. Kemal Bey iki günde bunu kapının önüne koyacak. Bu kadar basit ya. Değil mi Şükrü? Değil mi ya? Beceremez. He. Beceremez ya. Doğru söylüyorsun. Tabii ya. Oh. Rahatladın değil mi? Vallahi rahatladım Şükrü. Beni de rahatlatsana. Nasıl yani? Bir iskelet versene. Sulandırma işi Şükrü. Sulandırma. Oh, çok rahatım ya. Ne oldu Şükrü? Ya bir şey yok ya. Benim kaderim bu ya. Kaderin mi? Ya bu Sarıgazi'deki konutlar için lansman niye ertelendi Vakıf Bey? Geçen ay yapılması gerekiyormuş. Prototip konutta sıkıntı yaşadık Nurhan Bey. Hala çözülmedi. Satışların başlaması için lansman şart. Bugün oraya gidip ne yapabiliriz bir bakalım orayı hızlandırmak için. Tamam mı? Olur Nurhan Bey. Günaydınlar. Günaydın. Şş. Ya Nurhan, sabah bir ücret seni sordum erkenden çıktı dedi. Ya biraz erken gideyim çalışayım. Bir de şirketin sistemine biraz hakim olayım istedim. Hatta Vakıf Bey'i de erkenden rahatsız ettim ya. Estağfurullah Nurhan Bey. Oturun, oturun, oturun. Şşş Nurhan baksana. Niye burada oturmadın ya? Daha kolay yapardın işlerini. Olur mu? Orası sizin yeriniz ya. Ben bir oda ayarlanana kadar burada idare ederim. Ne? Ya bunlar nedir? O imzalamanız gereken evraklar. Satın alma müdürünü mü kovayız Vakıf? Evet Kemal Bey. Epeydir yanlış işler yapıyormuş. Nurhan Bey fark etti. Şimdi Kemal Baba, usulsüz alımlar yapmış. Komisyon karşılığında bağlantıları yanlış yönlendirmiş. Namussuza bak ya. Nasıl fark etmedik biz bunu? Şimdi ben denetimlerden alışkın olduğum için bu tür sahteciliği hemen görüyorum. Yalnız çok iyi kamufle etmiş yaptıklarını doğrusu. Hey, o zaman gönderelim. Vakıf, evladım, bu projenin startını niye verdiniz? Daha bunun kredisi onaylanmadı ki. Efendim, Nurhan Bey bir telefonla halletti o işi. Vallahi ben de çok şaşırdım Kemal Bey. Ya o bankanın kredilerden sorumlu müdürünü tanıyorum. Onay verilmiş, incelemişler. İşte ben de birazcık hızlandırdım, o kadar yani. Vallahi Nurhan, fırtına gibi başladın işe yani ha. Dahası var Kemal Bey. İmzaları atarken göreceksiniz. Nurhan Bey daha birçok pürüz işi halletti. Ya Nurhan, keşke seni daha önce ikna etseydim ha burada çalışmaya ya.
inanamıyorum Şükrü. Ya adam bir haftada babamın gönlünü fethetti ya. Biliyorum Zarpçığım, biliyorum. Koltuk kapmış diyorlar, biliyor musun? Biliyorum Şükrü. Babam o koltuğu benim için ısıtıyordu. Ben oturacaktım o koltuğa. Vallahi böyle oyalanırsan artık villanın dış kapısına taşta oturur görürsün. Of, bir şeyler yapmam lazım Şükrü. Nurhan'ın bir açığını bulmam lazım. Ama bu da mümkün değil. Nurhan hayatta şirketten para almaz. Vallahi ben sanki paraya dokundu gibi hissediyorum. Ne diyorsun Şükrü sen? Zarp, o gün çok satıydım biliyor musun? O gün dediğim din. Mutfağa bir gittim ki aynen. Hay, nasıl biliyor musun? Merhabalar, kolay gelsin Meryem Hanım. Ay merhaba Nurhancığım, sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Vallahi çok şükür, iyi. Hem de çok iyi. Ben sana olan şu borcumu vereyim dedim. Ya ne borcu Nurhan ya? Daha sonra verirdin. Yok yok, bunu vereyim size. Ayrıca... Vereyim madem. Bu da faizi. Şükrü. Şükrü efendim, iyi misin? Şükrü. Tıkandı ya. Yok Şükrü. Şükrü efendim. Tamam. Ya Nurhan sağ olasın, ben kabul edemem bu parayı, al. Yok yok Meryem Hanım, itiraz istemiyorum. Bu para sizde kalsın lütfen. Görüşmek üzere. Şükrü. Hay Allah'ım. İyi misin? Bir daha vurayım mı? Yok. İki damla para gördün. Nefesin tutuldu be. Ne yapıyorsun? Vallahi Zarp Bey, balyayı Meryem'e indirdi. Güzel, çok güzel Şükrü. Ben neresi güzel Allah aşkına, neresi güzel? Bana indirmedi ki, Meryem'e indirdi. Meryem hayatta bana kohlatmaz ya. Ya ondan bahsetmiyorum Şükrü. Paraya hayatında ilk defa bu kadar yaklaştı. Demek ki onun da zaafı varmış paraya karşı. Para öyledir Şükrü. Yavaş yavaş kanına girer, sonra o paranın esiri olursun. Yok, ben Nurhan Bey'in paraya esir olacağını hiç zannetmiyorum efendim. Bu ne Şükrü? Efendim süper spor bir araba. Depesinde de 2014 model Nurhan. Şükrü, Nurhan kendini iyice kaptırmış. Bak benim arkamda sağlam durursan iki güne kalmaz bitiririz biz bu... Sağ ol Şükrü. Ana, iki dakikada sattı beni ya. Hoş geldiniz efendim. Baş derin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl buldun yeni arabamı? Şahane. Tam size layık bir araba efendim. Gerçekten yani gölgemden bile sakınırım yani. Ha bir şey soracağım sana ya. Bu zenginlik olaylarında ben yeniyim ya. Bu bahşiş durumları falan nasıl oluyor? Efendim paşa gönlünüz nasıl isterse öyle başlayabiliriz efendim. Yok bu bahşişin şeyi, rayişi nedir? Hani Sarp ne veriyordu sana daha önce? Ben taksim etti 100 TL ile başlıyor. Haberin önem durumuna göre çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 yapabiliyoruz tabii. 100 mü? Ne diyorsun sen ya? Olmaz öyle şey. Zengin olsa da kafa aynı. Çok 700 lira. Şöyle yapalım biz en iyisi Şükrü Efendi başlangıç olarak. Biz bunu 300 yapalım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olunuz. Var olunuz efendim. Efendim Zat Bey çok cimri. Yani cebinde akrep var desem yeridir. İlahi Şükrü ya.
Allah Allah. Nurhan hiç bahsetmedi. Kendi işinden istifa edip sizin şirkette çalışacağından. Zaten kendisi de bilmiyordu. Çok ani oldu. Evet anneciğim, bize de sürpriz oldu. Bu sayede ben de burada rahat rahat tavla oynarım. Ama biz çok şaşırdık yani. Nurhan hiç böyle torpilli bir işi kabul etmezdi. Ne torpilin, ne diyorsunuz Mahmut Bey? Zaten uşağı razı edene kadar göbeğimiz çatladı ya. Yani onu bizim şirkete aldırabilmek için derdiyse biz torpil arayacaktık. Çocuğum, sen bari söyleseydin bize. Kaç kere konuştuk telefonda. Anneciğim, Nurhan istemedi. Şimdi istifa ettiğini duyarlarsa telaşa kapılırlar dedi. O yüzden söylememi istemedi. Aslında çok da iyi oldu, biliyor musunuz ya? Son derece başarılı çocuk. Aa, öyle mi? Yani işi kıvırdı. Ne demesin? Uşak zehir gibi zehir. Siz de öyle memnunsanız iyi olmuş o zaman. Aa tabii, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bu sayede Kemal'im dinlendi birazcık. Tabii senin için çok iyi olmadı Mahmut Bey. Niye benim için iyi olmadı? Çünkü böylece daha sık karşı karşıya gelecek, daha çok tavla oynayacak. Ve de ben seni aha da böyle mars edeceğim, dübeş. Edersin tabii. Nurhan onu yaptı, Nurhan bunu yaptı, Nurhan şöyle yaptı. Akıl bırakmadın ki. Hadi diz bakalım, diz. Bak bu sefer ben yeneceğim seni. Nasıl da Mars oldun ama. Öyle lafa tutarsan insan olur tabii. Oyna oyna, hem ağzın çalışacak hem kafan çalışacak. Sarp, pardon, zarp. Nurhan. Bakıyorum çabuk ısınmışsın. Şirkette çalışır çalışmaz altına yavruyu çekmişsin. Öyle yaptım vallahi. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Gol gitme arabaya. Nurhancığım, böyle çalışmakla alınacak bir araba değil bu. Babamın haberi var mı? Aman bak, bu aramızda kalsın, babamın haberi yok ha. Kimse duymasın. Nasıl yani? Babamın haberi yok mu? Tabii ki babamın haberi yok Sarp. O yüzden de zaten villanın girişine, kabak gibi görünen bir yerine çektim arabamı. Alo! Allah Allah! Ben hiçbir şey saklamıyorum. Hak ettim bu arabayı ben. Hak ettim. Sonuna kadar hak ettiniz efendim. Ben her zaman sizde bu potansiyeli gördüm Nurhancığım. Eğer arabamla ilgili başka bir sorun yoksa ben artık villaya geçeyim ya. Buyurun efendim. Çıkın oradan, çıkın. Adamı yolladık hamala. Nereye? Ben arkadaşla beraberim. Ne? Ya ne söylettiriyorsun bana Şükrü? Abuk subuk konuşma. Allah Allah. Çekil be. Çekil. Nurhan Bey. Nurhan Bey. Badire Hanımcığım, Nurhan'ın bizim şirkette çalışmasına pek memnun olmadınız galiba. Yok canım. Nurhan istediği işte hakkıyla çalışır da ben biraz şaşırdım. Bizim şaşırmamız gayet normal yani Serpil Hanım. Nurhan bugüne kadar kendi ayakları üzerinde durdu. Kendi yağıyla kavruldu. Canım, bir şey değişmedi ki. Yine kendi ayakları üstüne duruyor. Ya uşak tabii ki hak ettiği parayı alacak şirkette yani. Ah, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Baba, Nurhan üstü açık spor arabası almış. Ne? Üstü açık araba mı aldın Nurhan sen? Evet baba, duydunuz. Ya Sarp da dayanamadı, hemen verdim müjdeyi tabii ki. Üstü açık, spor bir araba aldım. Oğlum, çocuğum, ne oldu sana böyle? Bu kılık ne? Anneciğim artık iş dünyasına atıldım. Aa, Allah Allah. Biraz şekil verdik, mecburen. Nurhan, evladım, spor araba yerine böyle daha kullanışlı bir şey alsaydın daha iyi olmaz mıydı? Ya yaz geldi ya, dayanamadım ya. Ama merak etmeyin, şöyle... Büyük 4x4 bir tane çekeceğim inşallah altıma yakınlarda. 4x4 mü? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum, şirkete başlayalı daha ne kadar oldu? Dün bir, bugün iki. Hayatım, sahiden de biraz hızlı gitmiyor musun? Sevgilim, hız limitlerini aşmıyorum ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Spor arabada insan kendini çok zor tutuyor. Ama nizami kullanıyorum. Hayır, yani biricik onu mu söylüyor? Hayır, sen hani o kül üstüne biniyordun ama gururla biniyordun. Şimdi ben seni tanıyamıyorum. Ay canım, heves etmiş almış işte. Ne var bunda? Yani. Yok canım, yok. Hak etmediği şeye heves etmesin. Biz böyle öğrendik. Anne, hak etmediğimi nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Kemal babama sorun isterseniz.
Uşak işe daha yeni başladı ama yani belli ki şirkette çok büyük işler yapacak. Yani o spor arabadan çok daha büyük bir külfetten kurtardı bizi. Tebeciğiniz baba. Spor arabayla ilgili başka bir sorunuz yoksa müsaadenizle ben bir duş alacağım. Hey, tamam ya, takılmayın işte ya. Şş, hadi oyna sen de, oyna, oyna. Ne oyna ya Allah aşkına ya? Oynayacak hal mi kaldı ya? Vallahi Nurhan'ın parayla imtihanı pek iyi gitmiyor galiba. Bak Sarp, biraz önce gördüklerimi görmeseydim senin ağzının payını verirdim. Ama Nurhan bizim ağzımızı kapattı. Ya kendi oğlumu tanıyamıyorum ya. Kızım, bari sen razı olmasaydın bu çocuğun şirkette çalışmasına. Anneciğim, Nurhan'ı hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani dünya servetini ayaklarının altına yığsan yine de karakteri değişmez onun. Hani en azından öyle düşünüyordum. Canım yapmayın Allah aşkına. Aa, çocuk bugüne kadar o kadar sıkıntı çekti. Şimdi biraz eli bollaştı. Bocalamış olabilir yani. Ya takılmayın ya. O kadar sıkmayın kendinizi ya. Hiç sıkmayın kendinizi. Eminim ki o uşak bizim şirkete çok daha büyük başarılar kazandıracak ya. Allah Allah. Son noktayı koyar mısın hayatım? Akışına bırakın. Her şey düzelir. Aynen öyle. Ya şu işe bak ya. Zarp sadece villanın girişini ateşleme yapardı. Nurhan her girdiği yerde bahşiş veriyor ya. Şükrü, sen neden izliyorsun bizim biricik yavrumuzu? Ne yapmışım ya? Ben çocuğu zor görüyorum. Ne zaman, ne ara izmişim ben onu ya? Baba, bisiklet almıyorsun bana. Yine aynı mevzu mu oğlum? Seninle konuşma, anlaşmadık mı? Onu halletmedik mi o durumu ya? Ya sen bu çocuğa geçen yıl bisiklet alacağım diye söz vermişsin. Hani nerede bisiklet almıyorsun? Nasıl söz vermişim? Antlaşma mı imzalamışım? Sözleşme mi yapmışım seninle? Ha? Elinde belge var mı? Yok baba. O zaman bisiklet de yok. Anne ya. Tamam yavrum, tamam. Baban yine saçmalıyor. Bana bak. O bisiklet bu çocuğa alınacak o kadar. Almayacağım Meryem, almayacağım. Şurada işler tıkırında gidiyor, çoma soğuyorsunuz ya. Ya bırakın, benim büyük hedeflerim var. Hedeflere ulaşmama mani olmayın ya. Allah Allah, almayayım, almayayım. Tamam yavrum, üzülme, üzülme. Hadi gebe sana meyve vereyim. Otur sen şuraya. Buz yiyeyim mi? Yiyelim. Tamam. Baba, seninle çok acil konuşmamız lazım. Ne oldu Sarp? Baba, bugün şirkete gittim. Nurhan nasıl çalışıyor diye bir kontrol edeyim dedim. Harıl harıl çalışıyor değil mi? Adam seyrederken bile yoruluyor ya. Yok baba, olay farklı, bildiğin gibi değil. Ne diyorsun sen Sarp? Baba, şirkete gittim. Odasına gireyim dedim. Zaten beni bir saat bekletti. Ya işinin bölünmesini istemiyordur. Uşak yemek arasına bile çıkmıyor ya. Dinle baba, dinle. Sonunda girdim odasına. Daha doğrusu sizin ex odanıza. Gel. Gel, gel, gel. Bu nedir Nurhan ya? Bir saattir kapıda bekletiyorsun beni ya. İş yapıyoruz Sarp. Aa. Pek öyle görünmüyor ama. Derdin neyse hemen söyle. Biliyorsun, iş ziyaretinin kısası makbuldür. Ne anlatıyorsun sen ya?
Ya ben şimdi... Şşş, buraya... dur. Hayırlı olsun. Dur oğlum, dur ya, lafını unutma. Vallahi kestim, dur. Şu telefona bakmam lazım. Vakıf, ha? Ne yaptınız dediğim araziyi aldınız mı? Ha, iyi. Yok, Kemal babamın bilmesine gerek yok. Ben şirkette tam yetkiliyim, biliyorsun. Ha, şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun Vakıf? Bu bizim en iyi mimarlarımızdan birini alıyorsun, götürüyorsun. Oraya villa projesi çizdiriyorsun hemen, tamam mı? Vakıf, babamla anam için yaptıracağım ha. Güzel olsun, tamam mı? Vakıf, evet, faturayı şirkete kestireceğiz. Ben o hesaplarla ilgileneceğim, merak etme sen. Tamam. Vakıf, projeyi başlat Vakıf. Ha. Ne diyordun Sarp? Ne oluyor ya? Sen şirketin hesabından ailene villa mı yaptırıyorsun? Evet, ne var bunda? Hem de babamın haberi olmayacak, öyle mi? Bak Sarp, bunlar ufak şeyler. Zaten kısa bir süre sonra bütün şirket bana çalışıyor olacak. Ne diyorsun sen ya? Sarp, beni duydun. Bak oğlum, ben buralara gelebilmek için tam 2 yıldır sabrediyorum oğlum. 2 senedir sabrım, ama sen çok dürüst bir insandın. Parada gözün yoktu senin. Öyleydim. Hayır, öyleydim de ne oldu? Ha? Sana soruyorum Sarp, ne oldu? Villada sürekli alay edilen biri olarak muamele gördüm ya. Sakarlığımla. Ciddiye bile alınmadım. Ama artık benim sıram geldi oğlum. Benim sıram geldi. Sen 2 senedir şirketi ele geçirme planı mı yapıyordun? En büyük şeyin olmasını bekliyordum Sarp. Erkek bir torun. O da oldu sonunda. Artık yerim sağlam. Kemal babam yaptığım her şeyi sineye çekecek oğlum. Ve mecburen. Mahmut Kemal. Anladın mı? Ama sen o zaman Bricik'le de mi bu yüzden evlendin? Yavaş. Yok. Bricik'i seviyorum. Ama şirketi tamamen ele geçirince daha çok seveceğim. Ya benim de güldüğünüz değil. Ya gördün mü baba? Meğer bir maskenin arkasına gizleniyormuş. Planları hep farklıymış. Ya sen bıkmadın mı abi Nurhan'ı eşelemeye Sarp? He? Ama baba, kulaklarımla duydum. Ya Sarp, daha önce de kaç kere kulaklarınla duydun, gözlerinle gördün, 50 tane şey uydurdun. Beni Nurhan'ın üzerine saldın, hepsi fıs çıktı. Bırak artık ya, Nurhan hep benim bildiğim Nurhan. Ama baba... Sarp, yeter artık. Bak, ha bu saatte bahçemdeyim, çiçeklerimi sularım. Bunları Nurhan'ın sayesinde yaparım. Bırak da keyfini çıkarayım da. Yok, Nurhan öyle etmiş de, yok böyle etmiş de, vir vir. Ula ha bu Sarp, yoksa Nurhan'ı kıskanayım mı? Güzellerim benim. Şükrü abi. He. İstediğin alıyı getirdim. Sağ ol, teşekkürler. Şükrü abi, Junior'a bir bisiklet alsana. Çocuk çok heves etmiş. Ne oluyor lan? Allah Allah! Junior'a bisiklet, Junior'a bisiklet. He? Junior'a bisiklet alma kulübü mü kurdunuz? Lan tebe tebe estağfurullah ya. Yok abi, kulüp falan kurduğumuz yok. Çocuğun dersleri iyi, çok çalışkan, akıllı bir çocuk da. Bir bisiklet alman gerekiyor artık. İşte çok hızlı, oradan kaybediyor. Çok uslu, çok akıllı. Halbuki şöyle cevali olsa, ağlasa, sızlasa, depinse hemen bisiklet alacağım çocuğa. Ya ama Şükrü abi bak... Sus! Sus! Bu Nurhan arabasının sesi.
Mehmet kaybol la buradan. Oğlum git sen la. Gitsin lan. Aa, Şükrü ne yapıyor öyle? Hoş geldiniz baş işlerin tek efendisi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya Şükrü Efendi, sen bir başkaymışsın ya. İnsanı vallahi bayağı keyiflendiriyorsun ama. Çok teşekkürler. Efendim bundan beri ben hem bu villanın hem de sizin keyfinizin kahyasıyım. Yani size hizmet etmek benim için çok büyük bir onur, gurur efendim. Aşk olsun Şükrü. Bana hiç kırmızı halı sermedin bugüne kadar. Teşekkür ediyorum. O zaman? İsterseniz. Gerek yok. Şükrü. Şükrü. Efendim lütfen hanım üzerinden yürüyelim. Yani ayağımızı toprağa taşa basmayalım. Buyurun. Buyurun. İyi günler. Sağ ol canım, sağ ol. Eşik edin mi yoksa? Yok, çok çok mersi, sağ ol. Abi. Vay, araba bu işte ya. Zarp'ın araba ne ki? Şükrü, Şükrü. Seni ne arıyor burada? Gitsene lan. Taş verim ha. Vallahi kafana taş atacağım ha. Taş verir lan. Vallahi atarım ha taş ha kafana. Ya ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun Şükrü? Şükrü bak büyük bir hata yapıyorsun. Hata yapıyorum ha. Ama Nurhan verdiği paralar hiç hata gibi gözükmüyor. Şişt. Çekil git buradan, meşgul etme beni. Her an beni çağırabilir Nurhan Bey. Şükrü, Nurhan Kemal babamın kuyusunu kazıyor. Neden nasıl? Doğru duydu Şükrü. Bende daha ne haberler var? Hem de hepsi bedava. Bak, Kemal Bey'e kim yamuk yapıyorsa gebertirim o. Hele anlat şunu babayım. Vay, vay, vay. Sinsi sinsi iki senedir bu planı yapıyormuş ya. Aynen öyle Şükrü. Nurhan'ın planlarını bozmamız lazım. Bunun bir tek yolu var Zarp. Neymiş o Şükrü? Ananla babanı buraya getireceğim. Rüyam Hanım'la evleneceğim. Şirketin yönetimine katılacağım. Ama gelmiyorlar işte Şükrü. Getirmesini bilmiyorsun ki. He, getirmesini bilmiyor. Nasıl getireceğim? Ya şöyle, amansız bir hastalığa yakalandığını söyleyeceğiz. Ne biçim konuşuyorsun Şükrü? Mesela diyorum ya, hemen korkma, heyecanlanma. Mesela diyorum ya. Ha, hasta olduğumu öğrenince koşarak gelirler buraya. Sonra hasta olmadığımı öğrenince sevinirler, bana da kızmazlar. Yani ben de doktor olduğumu söylerim, tamam mı? Ha? İyi değil mi? 3 ay ömrü kaldı deriz. Yok yok, 3 ay demeyelim Şükrü. 3 ay dersek o 2 ayı da kullanırlar onlar orada. O yüzden biz hemen diyelim. Hı hı. Hemen hemen. Sana bayağı düşkün aile. Tabii tabii. Nasıl Nurhan? Lüks arabanın keyfini sürüyor musun çocuğum? Evet anneciğim. Hatta istersen yarın seni de gezdireyim, ne dersin? Yok 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 yok. Ben o arabaya binmem. Nurhan belki sen değiştin ama biz hala eski annenle babanız. Aa, rica ederim yapmayın. Çocuğun bir suçu yok canım. Şükrü. Sen niye topladın bu kadar adamı buraya? Efendim, Zarp Bey söyledi. Açıklayacağı bir haber varmış, herkes toplansın dedi. Baba bak, o bana anlattığınız abuk subuk şeyler anlatmayacaksınız herhalde değil mi? Yok canım, alakası yok. Yeni, orijinal bir konuymuş herhalde. Allah Allah, Sarpışkom niye sakladı ki benden böyle bir şey? Çünkü sürpriz olsun istedim. Allah Allah. Sarp'cığım niye bu kadar insanı buraya topladın acaba? Hepinizin duymasını istediğim çok güzel bir haber var bende. Özellikle de bu haber en çok seni ilgilendiriyor. Süzme balım. Ben mi? Ay ne sürpriziymiş bu ya. Bizimkiler dönüyor. Ne?
Gerçekten mi? La oğlum bana bak. Gene öyle eve acayip bir mahlukat yatırmayacaksın inşallah. Yok yok baba. Bu sefer doğru. Bizimkiler biletlerini aldılar. En kısa sürede buradalar. Ay ne diyorsun Sarpiş komu sen ya? Ne diyorsun? Nasıl ikna ettin onları? Aşkım açtım telefonu dedim ki ya gelirsiniz ya da o çok sevdiğim nişanlımla kendim evlenirim dedim. Ay canım benim ya. Canım benim ya. Seni seviyorum. Ay canım benim. Ay aşkocuğum sonunda evleniyorum. Gel buraya. Gözünüz aydın. Evet, hadi tebrik ederiz. Teşekkürler. Nurhan, sen sevinmedin mi? Aşkım, başardık ha. Başardık hayatım. Ya ne oluyor, neyi başardınız? Ne oluyor Nurhan? Hani nedir bu tavırlar filan? Şimdi müsaadenizle ben de bir takım bir şeyler anlatmak istiyorum. Anne, baba siz de iyi dinleyin. Şimdi ben rüyamın çok üzüldüğünü görüp Sarp'la konuşacağım, ailesini getirmeye ikna edeceğim demiştim ya. Evet, ben de bunun imkansız olduğunu söylemiştim. Sarp'la konuştuktan sonra ben de anladım imkansız olduğunu rüyam. Yani normal yollarla imkansızdı. Yani o zaman bir şeyler mi yaptınız peki? Evet anne. Biricikli bir plan yaptık ve uyguladık. Öncelikle Nurhan'ın para sıkıntısı çektiğine inanmanız gerekiyordu. Allah aşkına, Allah aşkına söz konusu olan şey bebeğimiz Nurhan. Ya halledeceğim diyorum, anlamıyor musun? Hep halledeceğim, halledeceğim diyorsun. Hiçbir şey halletmeyin yoksa. Uzatma, halledeceğim diyorsam halledeceğim. Kötü bir şey yok. Ya sadece birazcık yardım mı isteyeceksin, o kadar. Ya Biricik, sana kaç defa söyledim bana bir daha böyle bir şey söyleme diye. Ne oluyor uşaklar? Hayırdır, ne yardımı? Açıkçası babacığım Nurhan biraz sıkışık ve yardım almayı reddediyor. Numaradan önünüzde tartıştık. Hatta Nurhan'ın arabayı tamir etmeye çalışması da numaradandı. Öf be! Yeter ya! Dört tekerleğin, motorun, direksiyonun, her şeyin var ama araba olamamışsın, araba! Niye çalışmıyorsun hurda yığını? Arabam bozuk falan değildi. Sonra da Meryem Hanım devreye girdi. Meryem mi? Ya evet Kemal Bey. Yani ben aslında Nurhan'a borç para falan vermedim. Hadi Nurhan Bey ne olursun. Bak borç olarak veriyoruz. Hem bize geri ödeyeceksin nasılsa değil mi? Mahsustan Şükrü'nün gözü önünde numara yaptık yani. Ya niye benim gözüm önünde yaptınız ya? Ya çok basit. Gidip de hemen Zarp'a yetiştiresin diye. Ne alakası var? Niye ben gidip hemen Zarp'a... Ana yetiştirdim evet. Evet tam da tahmin ettiğimiz gibi Sarp da sağ olsun herkese hemen bu durumu yaydı. Meryemciğim. Ya Nurhan senden borç almış duyduğuma göre. Sen ne diyorsun Sarp ya? Evet gerçekten yok artık. Valla ben de Şükrü'den duydum yani. Hayır şimdi Meryem'in de etine budu ne ya? Niye ondan para istiyor ki anlamadım. Benden istese ben verirdim. Ve böylece herkes Nurhan'ın geçim sıkıntısından bunaldığına inandı. İyi de niye böyle bir şey yaptın ki? Ay Nurhancığım merak ettik yavrum devam et. Nurhan hakikaten niye öyle senin geçim sıkıntısı çektiğini düşünmemizi istedin? Bankadan istifa ettiğime inanmanız için. Aslında Nurhan bankadan istifa etmedi. Nasip etmedi ya, nasip etmedi ya. Bizzat ben banka müdürüyle görüştüm, istifa ettiğini söyledi adam. Şimdi o şöyle oldu Şükrü Efendi. Müdür Bey, Lütfü Bey bilmece diye bir takım toplar tutuşturdu elime. Ben de sinirlenip geri vermek için odasına gittim. Bilmeceyle milmeceyle uğraşmak yok, bitti tamam, bitti. Ben de gidiyorum götürüyorum bu topları müdür beye. Nurhancığım. Abim düştü onlar. Ya dışarıda düşsün. Sabahtan beri top topluyorum sağdan soldan. Allah Allah. Gel. Kusura bakmayın müdürüm. Sizin bilmecelerinizle falan uğraşamayacağım.
toplar eksik Nurhan'cığım. Biliyorum, yolda iki tanesini düşün... Aha. Bir dakika. Bir dakika, müdürüm bir şey rica edeceğim. Ellerinize terazi gibi tutabilir misiniz lütfen? Tabii topları da alarak. Şimdi biz bu ana kadar ikiye ayırıp dört dört tartıyorduk. Halbuki ikiye ayırıp üç üç tartsaydık... ...şu anda ellerinizde gördüğümüz gibi terazide eşitse... ...demek ki geriye kalan o iki toptan biri ağır demektir. Onları da ayırıp tartınca iki tartımda ağır top bulunuyor. Peki ya bunların içindeyse? Şöyle yapalım, atıyorum. Diyelim ki sol kefe daha ağır bastı. Hani ağır olan top sol kefede. Evet. Demek ki sağ kefedekiler oyun dışı. Evet. Şimdi geriye o üç tanesinden ikisini tartalım. Geriye o zaman bir tartım kalıyor. Bir kere de ağır topu anlamamız gerekiyor. Bir tanesini ben alabilir miyim? Şöyle. Biri ağırsa o zaman belli olur. Ya ikisi de eşitse? Geriye kalan top ağırdır. Çözdün Nurhan'cığım, çözdün. Dile benden ne dilersen. Ama yıllık iznimden kullanarak tabii ki. Yani bir 10 gün kadar izne ihtiyacım var. Hallolmuş bil. Küçük bir şey daha rica edebilir miyim? Eğer bizimkilerden yani evden biri ararsa istifa ettiğimi söyler misiniz? Yoksa bilmece gibi bir şey mi çeviriyorsun? Öyle bir şey. Kim ararsa arasın istifa ettiğimi söylerim. Teşekkür ederim, izninizle. İşte bu yüzden sen aradığında istifa ettiğimi söyledi müdür bey. Babam zaten Nurhan'ın şirkette çalışmasını çok istiyordu. Nurhan'ın da istifa etmesi ona iş teklif etmesini sağladı. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi sen bankadan istifa etmedin. Şirkette de yalandan mı çalıştın? Şimdi bir dakika, 10 gün tatilim vardı. Bunun bir haftasında gerçekten çalıştım. Ama sonra bir takım yalanlar başladı. Ne yalanları? Mesela... Şirketin hesabından üstü açık spor bir araba asla satın almadım. Yani sadece birkaç günlüğüne kiraladım. Çok şükür ya. Ya hayalınız lütfen. Gözden kaçan bazı durumlar oluyor. Sen şirketin parasını çarçur ettin. Bana o kadar bahşiş verdin. Meryem'e borç verdin ama bir ton da faiz verdin. Bunlar nereden geliyor? Bu nereden geliyor? Şimdi Şükrü Efendi doğru söylüyorsun. Peki. Meryem Hanım, ben size ne kadar faiz verdim? Maaşım kadar. Çok güzel. İşte Şükrü Efendi sana da maaşın kadar parça parça bahşiş verdim. Yani anlayacağın Şükrü, biz maaşımızı birazcık erken aldık. Ya ben yemem, ben yutmam. Benim maaşımdan 300 TL eksik oldu. Maaş falan yok. Şükrü Efendi, şimdi o 300 lirayı senden bir şey yüzünden kestik. Niye aldın, niye kestiniz o parayı benden? Yahu Junior, sen o parayla bisiklet almış oldun işte. Şimdi çocuk evde senin elini öpmek için bekliyor, hadi. Ne saçma bir olay ya. Şükür. Tamam, bir dakika. Diyelim ki şirketin paralarını tırtıklamadın. Peki ya Vakıf Bey'le telefon görüşmesi ne olacak ha? Şirketin parasıyla ailene villa yaptırmalar filan. Serpcim, Nurhan o sırada Vakıf Bey'le değil, benimle konuşuyordu. Ben aramıştım o sırada Nurhan'ı. Vakıf, ne yaptınız? Dediğim araziyi aldınız mı? Tamam. Tamam ki. Yok, Cemal babamın bilmesine gerek yok. Şirkette tam yetkiliyim, biliyorsun. Şimdi şey yapıyorsun, Vakıf. Bizi bu en iyi mimarlardan birini alıyorsun, villa projesi çizdiriyorsun hemen, tamam mı? Vakıf! Bakın, babamla anam olacak ha. Sen de tabii yemedin, içmedin. Geldin bana dedin ki Nurhan şirketi batırıyor. Şimdi baba, şimdi Sarp'ın hiçbir suçu yok. Biz öyle düşünmesini istedik. Peki niye böyle bir şey yaptınız evladım?
Çünkü Sarp'ın benim şirketi tepe tepe kullanmama izin vermeyeceğini, böyle rezilce şeyler yapmamı engellemek isteyeceğini biliyordum. Ben de Kemal babamın arkasından kuyusunu kazan birini durdurmak için her şeyi yapardım. Ve de Sarp'ın bunu durdurmak için tek bir şansı vardı. Bir an önce anne babasını buraya getirmek ve Rüyan'la evlenmek. Evet anne. Nitekim de öyle oldu yani. Ne yaptı etti? Annesiyle babasını gelmeye ikna etti. Ulan ne büyük numara çevirmişsiniz ha. Ama bir dakika. İstediklerini yaptırmışlar. Oğlum benim hiç değişmemiş. Yok değişmiş. Değişmiş ama güzel olmuş. Bak Rüyan'ı mutlu etmek için neler yapmış. Dayanamayacağım. Nur hoş. Hoş. Seni çok seviyorum. Yani gerçekten eğer böyle bir şey yapmış olmasaydın Sarpışkom asla kendi kendine evlenme teklifini başaramayacaktı. Ay çok teşekkür ederim. Sarpışkom seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni. Ay.